Herkese merhaba. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Van ve Ağrı mitinglerinin ardından bugün Gözler Yeşil Sol Parti'nin Erzurum Hınıs ilçesinde gerçekleştirdiği mitingdeydi ve miting yine çok kalabalıktı muhalefet partilerinden olan HDP'nin de. Meral Danış Beştaş, Erzurum birinci sıra Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı. Tabii bir trafik kazası geçirmişti, ağır yaralanmıştı ve belinde bir kırık nedeniyle 12 platinle hayatıma devam edeceğim şimdilik demişti. Meral Danış Beştaş tabii mitinge bir katılım gerçekleştiremedi. Yani orada bir konuşma gerçekleştiremedi ama bir canlı telefon bağlantısıyla Erzurum halkına seslendi. Bir diğer konuşmacı ise Sırrı Sakık'tı. Sırrı Sakık'ın yaptığı açıklamalar yine tartışma konusu oldu. Erzurum mitinginde hem Meral Danış Beştaş'ın hem de Sırrı Sakık'ın konuşmalarını yine gün ortasında sizlerle paylaşayım dedim. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini de tümü olarak işaretlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Ekran nerede? Tamam, açık. Başkan, şu anda seni dinliyoruz. Tamam. Bence konuşamıyor şu an, ses gelmiyor. Dayıken Rumet, Cuanin Berkadir, Havalin Serbilin, Az Vahim Ya Jiddil Ucan Slav Dikim. Merhaba Juvere, merhaba. Merhaba Hınız, Tekman, Karayazi, Karaçoban, Köprüköy, Çar, Şenkaya, Horasan, Palandöken. O tevayiye Erzurum'u, Erz ve Hemiya Jiddil Ucam Slav Dikim. Her bir cüzüvere. Erz Coşa ve Liber Televizyon'u temaş edikim. Erz Hengenim Nelbaveme, Libeli Dilemi Umeciyemi Libaveye. Erz tekrar tekrar dubare ve Hemiya Jiddil Ucam Slav Dikim. Değerli arkadaşlar, Hınıs'ın sesi, Erzurum'un sesi buraya kadar geliyor. Bu coşkunuz, bu kararlılığınız, bu iradeniz karşılığında hakikaten hiçbir sözün değeri yok. Bu sahiplenmeniz ve sevginize layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umut ediyorum ki çok uzun olmayan bir sürede sizlerle birlikte tekrar Erzurum'da seçim çalışmalarımızı yürüteceğiz. Saatlerdir Hınıs'ta toplanan on binlerce kalabalık bize şunu gösteriyor. Erzurum kararını vermiş. Erzurum artık yeşil sol diyor. Erzurum zulme, hukuksuzluğa, baskıya, işkenceye, Kürtlerin inkarına, her türlü hukuksuzluğa hayır diyor. 14 Mayıs'a Erzurum hazır. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Hepinizi yüreklerinizden, büyüklerin ellerinden hürmetle öptüğümü ifade etmek istiyorum. Biliyorum, çok beklediniz gelmemi ama maalesef bu kaza aranızda olmamı kısa bir süreliğine de olsa engelledi. Ama şunu unutmayın, 14 Mayıs'tan önce de sonra da hep birlikte olacağız. Erzurum'un sesini bütün Türkiye'ye ve meclise en güçlü şekilde yansıtacağız. Bu kalan sürede hepimiz el ele, yürek yüreğe vererek Erzurum'un iradesini en güçlü şekilde temsil edeceğiz. Erzurum, Ali Rıza amcaya yapılanların hesabını soracak. Hep birlikte soracağız. Ona yaşatılan zulmün hesabını sormak boynumuzun borcudur. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Bugün eş genel başkanımız Pervin Buldan aramızda olacak, birazdan konuşacak. O yüzden çok uzatmak istemiyorum. Sesim size ulaşıyor biliyorum
ama çok yakın bir süreçte yüz yüze de görüşüyor olacağız. Unutmayın, bu seçim çok önemli bir seçim. Ve Erzurum'un bugüne kadar çıkarılmayan sesini hep birlikte çıkaracağız. Şimdiden her yerde Erzurum konuşuluyor. Erzurum'un itirazı, Erzurum'un mücadelesi, Erzurum'un direngenliği aslında tarih yazıyor ve bundan sonra da yazmaya devam edecek. Kadınların, gençlerin bir bütün olan hepinizin duygularını, düşüncelerini, iradesini biliyorum. Erzurum'u en iyi şekilde hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız. Ve bu seçimde Yeşil Sol Parti olarak bütün Türkiye'de esen rüzgarın çok büyük bir bölümünün Erzurum'da estiğini görmekten de mutluluk ve onur duyuyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Çok az kaldı. Evet, 14 Mayıs'a çok az kaldı. Vekil adaylarımız orada. Canla başla çalışıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen Erzurumlu arkadaşlarımız, yoldaşlarımız sizlerle birlikte ev ev, kapı kapı, köy köy dolaşarak bu çalışmayı büyütüyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seçim adayların seçimi değil. Bu seçim hepimizin seçimi. Hepimizin bir aday gibi çalışması gereken bir seçim. Ve şunu unutmayın, Erzurum'la birlikte değiştireceğiz. Erzurum'un kadınlarıyla birlikte değiştireceğiz. Erzurum'un gençleriyle birlikte değiştireceğiz. Ve hepimiz birlikte olacağız, birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız ve mutlaka kazanacağız. Hepinize en içten saygı, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Terk ettim, terk ettim, terk ettim, terk ettim yamaya. Roş baş. Hun tevayi bi khiru khashi attin. Hadi coşa ve daha pırmezin biki. Kade ve me tevayiş bine ve zulme khalas biki. Hindik ma, hindik ma. Sevgili kardeşlerim, yol arkadaşlarım, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Uzun süre oldu görüşmeyeli ama o kadar çoğalmışsınız ki iktidara doğru yürüyorsunuz. Allah çoğalmanızı daha da çoğalsın. Hun her evin, hun her evin. Evet, birkaç gün sonra seçime gidiyoruz. Biraz önce Meral arkadaşımız, yoldaşımız konuştu. Buraya gelirken talihsiz bir kaza geçirdi. Ama ben bir şeye tanıklık ettim. Ya siz ne kadar asil insanlarsınız. Meral daha hastanedeydi, herkes seferber olmuştu, yurt dışından, yurt içinden. Hepimiz birer Meral'ız ve hepimiz Erzurum'a gidiyoruz dediniz. İşte devrimci dayanışma budur. İşte yol arkadaşlığı budur. Onun için siz buradan, vallahi gönül ister ki buradaki bütün aday arkadaşlarımız gelsin. Ama bir realitemiz var. Meral milletvekili, yanında bir milletvekiliyle gelirse bu Erzurum için çok büyük bir başarı olur. Emin olun, bakın emin olun, buradan üç de çıkarabiliriz. Ben Serhat'ta birçok yerdeyim. Ardahan'dan milletvekilimizi alıp geleceğiz. Bir milletvekili var. Oradan iki milletvekilinden birini biz alıp geleceğiz Kars'ta, üç milletvekilinin ikisini alacağız. Sonra geleceğiz Iğdır'da, iki milletvekilinin ikisini alacağız. Sonra geleceğiz Ağrı'ya, Agir'ye, dört vekilin dördünü alacağız. Sonra geleceğiz Erzurum'a, iki mi üç mü, onları da alacağız. Buradan Varto'ya, Muş'a geçeceğiz, üç vekilin üçünü de alacağız. Sonra Bingöl'e gideceğiz. Üç vekilin ikisini alacağız. Daha yolumuz uzun.
Dersim'e uğrayacağız. Dersim'de bir vekil var, onu da alacağız. Sonra vallahi tekrar Elazığ. Elazığ'dan ilk kez vekil çıkaracağız. Ve sonra oradan Malatya'ya yolculuk. İnşallah Malatya'da da vekil arkadaşımızı alacağız. Ankara'ya doğru yol alacağız. Ve Malatya'nın çıkışında bir mola vereceğiz. Oturacağız. Sevgili Selahattin'in dediği gibi oturacağız. Bütün vekil arkadaşlarımızla çay molası vereceğiz. Çay molası verirken çaylar benden olacak. Ama Selahattin'in dediği gibi Şevket'e çay yok, oy da yok, çay da yok. Şimdi Selahattin'e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Vallahi gideceğiz. Orada mücadele edeceğiz. Orada zindanların kapısını açacağız. Tecrit'in kapısını, İmralı'daki Tecrit'in kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. Şimdi tartışma yaratan cümleler demiştim ya yayının başında. Tartışma yaratan cümleler buydu. Şimdi Selahattin Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ ve içerideki arkadaşlarımız dedikten sonra hani İmralı'daki Tecrit'in kapısını kıracağız demesi hemen saniyeler içerisinde Sırrı Sakık'ın konuşmasının yandaş kanallarda boy göstermesine neden oldu. Emin olun ben bile şaşırdım yani yandaş medyaların bu hızına. Şuradan şu çıkarımda bulundum. Yandaşlar, yandaş televizyon kanalları, yandaş troller Yeşil Sol Parti'nin mitinglerini yakından takip ediyorlar. Bunun nedeni de biz nasıl Millet İttifakı aleyhine bir cümle, bir açıklama cımbızlarız derdiyle ve Sırrı Sakık'ın bu konuşmasını cımbızladılar. İmralı'daki Tecrit'in kapısını kıracağız diyerek önümüzdeki yerel seçimlerde burada işte hep beraber işte buluşacağız, bunlar Öcalan Apo'yu falan çıkaracak diye yandaşlar yaygarayı koparmaya başladı. Kimileri hani bu cümleye gerek yok dedi, kimileri hak verdi. Tabii takdir halkın olacaktır. Zaten 11 gün sonra da seçimler var. Neyse ben araya girdim, kusura bakmayın. Devam edeyim, yayının sonunda konuşuruz. Vallahi inanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada İçeride bulunan sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Sabahat Tuncer, Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada hep beraber size hitap edeceğiz. Selahattin size burada hitap edecek. Buna inanıyorum. İşte bizim mücadelemiz bu. Dün Ağrı'da, dün Van'da Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı. Ama şunu bilin, oradaki on binler aslında değişim, dönüşüm istiyor. Kürtler bu topraklarda artık kavga istemiyor. Onun için umuda doğru diyor ki bizi dinleyin. Biz artık bizimle kavga değil, bizimle çatışma değil, bizimle oturun müzakere edin diyor. Bizim talebimiz müzakeredir. Bizim önümüzdeki dönem bu süreci, 100 yıllık süreci demokrasiyle, demokratik bir cumhuriyeti birlikte inşa edeceğiz. Hepimiz kendi kimliğimizden anayasada olacağız. Barışı sağlayacağız, özgürlükleri sağlayacağız. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Burada bizi izleyen bütün halkımız, bizim ne kadar barışa, özgürlüğe ne kadar susadığımızı biliyorsunuz. Buradaki güvenlik güçlerine de sesleniyorum. Vallahi bizim dışımızdaki bütün partiler savaş partileridir. Savaştan besleniyorlar. Onun için bu topraklarda Kürt, Türk hiç kimsenin ölmeyeceği bir barışı inşa etmek istiyoruz. Onun için güvenlik güçleri siz de gelin.
Yeşil Sol Parti'ye oy verin. Bu topraklarda barış büyüsün. Bu topraklarda kan olmasın. Gözyaşı olmasın. Hepimiz özgürce yaşayalım. Eş başkanımız burada. O daha size çok detaylı konuşacak. Tekrar mala ve avabi. Hun her heben. Her bir şeyin, her bir şeyin, her bir şeyin. Şimdi Sırrı Sakık'ın konuşması bu şekildeydi. Ya Kemal Kılıçdaroğlu uyarısına ve önerisine katılıyorum. Çünkü bugün Ekrem İmamoğlu, ben bu görüntüleri sizlere aktarırken Adıyaman'da bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve yine Adıyaman'da Ekrem İmamoğlu'nu dinleyenlerin neredeyse yarısı Yeşil Sol Parti flamalarıyla gelmişti. İnsanlar artık o ötekileştiren dilin, siyasetin yok olmasını istiyor. Bir çözüm, bir müzakere masası istiyor. Ve bunun da ilk adımını halk olarak kendileri atıyor. O yüzden Sırrı Sakık'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili uyarısına ve önerisine katılıyorum. Diğer İmralı süreciyle ilgili de yaptığı açıklamayı tabii ki halkın takdirine bırakmak gerekir. Şu anda sosyal medyada bunun da tartışması ayrıyetten başlamış durumda. Ya sürekli zaten o kadar sürekli, yani yoğun bir tartışma var ki her konu 1-2 saat tartışılıp unutulup gidiyor sosyal medyada diyebilirim. Neyse arkadaşlar, yani akşam 8.30'daki yayınlarda bütün konuları gün içerisinde neler yaşandığını, neler bittiğini konuşuyoruz. O yüzden şimdilik kısa keseceğim. Ama beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın bizi desteklemek için. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.